Hepinize selam, ben Aydın. Bu videomda Airbrush için kompresör yapıyoruz. Şu anda kullanmış olduğum Airbrush'ın böyle bir hava kompresörü var. Boyutları sebebiyle çok fazla bir basınç vermesini bekleyemeyiz. Haliyle şu an kullanmış olduğum Airbrush'a bu kompresör yetersiz kalıyor. Kompresörü yapmak için havayı depolayacağınız bir tanka ihtiyacınız var. Ben de bunun için bu boyutlardaki eski bir yangın tüpünü alıp boyadım. Aynı şekilde püskürtme mekanizmasını da boyadım. Basıncı ayarlayabilmek ve belli bir değerde sabit tutabilmek için bu tarz bir basınç şalteri kullanacağım. Kompresör mekanizması için de bu tarz bir araba lastik şişirme pompası kullanacağım. Aralardaki bağlantıları ise 2 adet T, 1 adet L, 1 adet vana, 3 adet 1/8 erkek erkek dönüştürücü, 1 adet 1/8'den 1/4'e dönüştürücü, 1 adet de pompa için dönüştürücü kullanacağım. Sızdırmazlık için yapı marketlerden kolayca temin edebileceğiniz 1 adet teflon bant, 1 adet güç giriş soketi, 1 adet on-off switch ve bunları da toza karşı koruyabilmek için kauçuk koruyucular. Projeme kompresörü sökerek başlıyorum. Kompresörümü çevre bileşenlerden ayırdım. Şimdi ise buradaki hortumu ve bu basınç ölçeri buradan çıkartacağım. Evet, buradaki hortumu sökmeyi başarabildim. Fakat bu delik benim bir işime yaramayacak. Bu yüzden burayı bir dış açıp vida vasıtasıyla buradan hava çıkışını engelleyeceğim. Dişi açmak için Matrix 4 kılavuz kullanacağım. Şimdi ise cıvatamın etrafına teflon bant dolayıp yerine sıkacağım. Artık motorumu yerine takabilirim. Şimdi ise sırada diğer parçalar var. Basınç şalterini takabilmek için buraya bir T parça koyacağım. Basınç şalterinden sonra ise buraya bir L parça takacağım. Köşe parçamı ekledim. Şimdi ise buraya çıkış almak için kullanacağım bir tane daha T ekleyeceğim. Tüm bağlantılarımı bu şekilde yaptım. Şimdi ise kompresörümü buraya takacağım. Kompresör için 1/8 erkek erkek olan dönüştürücünün ucunu biraz tornada taşlattım.
Evet, kompresör mekanizmasını da taktıktan sonra bu şekilde gözüküyor. Şimdi ise basınç şalterimi yerine takacağım. Evet, basınç şalterini yerine takmaya çalışırken bu dönüştürücüsünü kırdım. Onun yerine bu tarz bir dönüştürücü aldım. İçi 1 bölü 8, dışı 1 bölü 4 olacak şekilde bir dönüştürücü. 1 bölü 8, 1 bölü 8 erkek dönüştürücü ile basınç şalterimi yerine bağlayacağım. Sırada ise boyadığım yangın tüpünü yerine takmak var. Evet, basınç şalterini de yerine taktım. Kompresörüm artık neredeyse hazır. 3 boyutlu yazıcıdan bu tarz ayaklar tasarladım ve bunları bastım. Bir tanesinde bu şekilde bir delik var. Bunun ne işe yaradığına daha sonra geleceğim. Evet, ayaklarını da ekledim. Kompresörüm artık kendi başına ayakta durabiliyor. Kullanmak istediğim anahtarı ve güç soketini bağlamak için 3 boyutlu yazıcıdan yine çeşitli parçalar bastırdım. Hortumları şuradaki dişliden bir nebze koruyabilmesi için yine 3 boyutlu yazıcıdan bu tarz bir koruma bastırdım. Evet, buradaki koruyucuyu butona ve güç konnektörünü takabilmek için tüpü sökmem gerekti. Fakat tüpü söküp yerlerine yerleştirebildim. Videoyu burada çok kısa bölüyorum. Söylemek istediğim birkaç bir şey var. Buradaki butonun yerini değiştirdim. Aynı şekilde güç konnektörünü yukarıdan buranın arkasına taşıdım. Siz de bu parçaların 3 boyutlu dosyalarını açıklamalar kısmında ücretsiz bulup indirebilirsiniz. Airbrush'ımın yanında bu şekilde airbrush'ımı tutması için basit bir tutacak vermişlerdi. Sizde bunun gibi bir şey yoksa 3 boyutlu yazıcıdan kolaylıkla yapabilirsiniz. Bunu da buradaki deliğe takacağım. Airbrush'ımın hortumu şimdilik kısa. İleride bunu uzatmam gerekebilir. Evet, kompresörün bağlantılarını bu şekilde yaptım. Bu tarafı giriş, bu tarafı çıkış olarak ayarladım. Denemek için de 12 volt çıkışlı bir adaptör kullanacağım. Şimdiden uyarmalıyım, biraz gürültülü çalışacak.
Evet, şuradaki bağlantılardan bir tanesini hava kaçırıyor. Bunu sıvı conta yardımıyla kapatacağım. Şimdilik işimiz bu kadar. Evet, bildiğiniz gibi yangın tüpleri basınca çalışan bir mekanizmaya sahip. Ben de bunu sürekli basılı kalabilmesi için buraya bir delik deldim. Bu pin vasıtasıyla da bu şekilde sürekli basılı kalmasını sağlayacağım. Son olarak da yangın tüpünü neden maviye boyadığıma gelirsek, bu şekilde bir sticker yapıştırıp güzel bir görüntü oluşturacağım. Evet, kompresörümün son görüntüsü bu şekilde. Evet, bu kompresör gerçekten çok keyif olarak yaptığım bir proje oldu. Sizin de böyle bir kompresör ihtiyacınız varsa aynı bu şekilde boyamanızı tavsiye edebilirim. Bir sonraki projemde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.